bu şekilde bu ülkede konuşmasını tasvip etmiyorum. Yadırgıyorum ben onları. İnsanların geneli, halkın çoğunluğu asgari ücretle. Peki efendim, bu pandemi döneminde de aslında birçok konserler ve davetler hep iptal oldu. Demet Akalın olsun, Cenk Eren, Işın Kırıcı deyip yorum yaptılar. Büyük bir maddi kaybımız var dedi. Demet Akalın hatta ben bile idare edemiyorum artık dedi. Bu sözünü ettiğiniz isimlerin bu şekilde bu ülkede konuşmasını tasvip etmiyorum. Neden etmiyorum? Çünkü benim ülkemde insanların geneli, halkın çoğunluğu asgari ücretle bu zor günleri en zor şekilde idame etmeye ki edemiyorlar. Çalışırlarken onlar bu durumdayken bizlerin veya o sizin sözünü ettiğiniz hani böyle her konserinde yüzler, 200'ler, 300'ler biliyorsunuz yazıyorsunuz bunları gazetelerde 500'ler alanlar var ya onların bu zor günlerde halkımızın karşısında bu şekilde konuşmalarını kınıyorum. Yadırgıyorum ben onları. Yani herkes sırçalı köşkte yaşamıyor. Herkes villalarda yaşamıyor bu ülkede. Bakın etrafınıza karşı bakalım. Vakfımızın karşısına bakın hep gecekondularda insanlar yaşıyorlar. 20 yıldır 200'ün üzerinde sağlık sosyal yardım vakıf ve derneğiyle birlikte yürümenin, gönüllüsü olmanın onurunu yaşıyorum. Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanımız Atilla Kaplak Aslan ve ekibi yönetim kuruluyla birlikte zaten ben de bu vakıfta görevliyim, çalışanıyım, gönüllüsüyüm. İstedik ki Ramazan'da da yine ihtiyaç sahiplerine bir takım katkılarda bulunalım. Vakıf aracılığıyla olduğu için bu açıklamayı yapıyoruz. Çünkü insanlara örnek teşkil etmesini istediler. Yoksa 20 yıldır benim yapmış olduğum hayır çalışmalarım, hayır konserlerimin hiçbirinde kameralar ve deklanşörler olmamıştır. Çünkü inancım hani sağ el ile verdiğini sol el görmeyecek. Hep annemle ilgileniyorum. Annem Alzheimer hastası. Onun sağlığıyla çok yakından ilgiliyim. Çünkü daha çok dikkat etmek zorundayız.